Maaşlar az, iş çok. İş yükü fazla, para az. Türkiye olarak battık yani, sadece Kayseri değil ha. Türkiye'de 139 bin öğretmen açığı var ve 60 binden fazla ücretli öğretmenlik var. Yani daha çok insan işsiz kalacak. Türkiye'de Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi daha işsiz kaldı. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Şartlarımız zor. Bulma gibi olasılıklarımız tabii ki var ama baktığımız zaman istediğimiz yerde istediğimiz işi bulabiliyor muyuz? Hayır. Sadece mecburluk. Baktığımız zaman şu an öyle bir şansımız da yok. İşsizlik gerçekten çok yüksek ve çok zorlaştı. Bu pandemi dolayı bizi biraz daha zor duruma soktu. O yüzden dolayı işsizlik gerçekten çok yüksek seviyelerde. Kendi işim var ama şöyle takip ettiğime göre de şu anda işsizlik yüzünden bayağı bir intihar eden var. Onun için de yani fazla bir şeye gerek yok yani. Demek ki memlekette, ülkemizde işsizlik çok fazla. Peki bunun sebebi nedir? Vallahi ben yönetim olarak düşünüyorum. Bunun nasıl önüne geçilebilir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Kendi üretimimizi yapmamız lazım. Dışarıya bağlı olmamamız lazım. Ondan sonra ne bileyim kendi yani şirketlerimiz falan yurt dışına satmamamız lazım. Yani bir kere tarımız ötelikle kendimizin her şeyi kendimiz üretmemiz lazım yani. Hayvancılığa, tarıma önem vermemiz lazım. Biz kendimize göre iş bulamıyoruz. Devlet neyi uygun görüyorsa hani bizim niteliklerimize göre ona göre şey yapıyor. O da maaş az oluyor, yüksek oluyor. Öyle girmeye çalışıyoruz yani. Peki işsizlik rakamları arttı. Bunun sebebi ne olabilir? İlk baş pandemi, bir de iş yerlerinin kapanması, çoğunlukla iş yerlerinin çalışanlarının ücretli izne çıkarıp belli bir ay geçtikten sonra iş haklarının feshedilmesi. Ben şu an öğrenciyim ama geleceğimi çok tehlikede görüyorum. Sürekli her gün hani iş imkanını düşünüyorum. İş bulabilecek miyim? Mezun olduğumda ne olacak? Diş hekimliği okuyorum ama benim de çok korkularım var. Tüm gençler de aynı şekilde bence. Ülkenin gidişini hiç iyi görmüyorum. Herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor. Peki işsizliğin sebebi ne? Yani neden her geçen gün sayılar artıyor? İşsizliğin sebebi şu. Sürekli olarak kontrolsüz üniversite açılıyor, bölüm açılıyor. Fakat bu mezunlara hiçbir şekilde istihdam sağlanmıyor. Her sene bir sürü fakülte açıyorlar, bir sürü okul açıyorlar. Ama oradan çıkan insanlara iş vermiyorlar ki. Yani oradan çıkan insanlara istihdam sağlanmadığı için sürekli bir mezun fazlası oluyor. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Mezun oldum, sınava girdim. Ben şu an ek atama bekliyorum yani. Şu an işsizim. Şu an iş bulamadım. Şu an ek atama bekliyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani şu an. Başka bir iş yapabileceğimi düşünmüyorum. Bu nedenle de başka işlere başvurmadınız. Yani ben öğretmenlik okudum. Neden başka bir işi yapayım ki diye düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'de 139 bin öğretmen açığı var. Ve 60 binden fazla ücretli öğretmenlik var. Biliyor musunuz ücretli öğretmenlik ne demek? Bilmiyorum ama. Yani ben öğretmen olmam gerektiğini düşünüyorum. Neden yani başka bir işi yapayım ki? Her insan sevdiği ve iyi olduğu işi yapmalı. Yani ben sevmediğim bir işi yaparsam o işi hiçbir şekilde iyi yapmam. O işi yaparken de diğer insanlara zarar veririm. Yani o insanları her türlü nasıl söyleyeyim? Yani yaptığım işi iyi yapmam, o insanları da memnun edemem. Sevdiğim işi yaparsam hem kendim memnun olurum hem de vatana millete daha hayırlı bir insan olurum yani öyle düşünüyorum. Ben hani zaten normalde de çalışıyordum hani halen de devam ediyorum. Ben de hani bayan kuaförü sektöründeyim zaten. Yani hani sürekli kapanıyor. Yani bu kadar insanın işsiz kalması da yani ne bileyim hani çok saçma geliyor. Yani bu durumda böyle gittiği sürece yani daha çok insan işsiz kalacak. İşsizliğin sebebi nedir sizce? Pandemi. Pandemiden kaynaklı her şey. Yani normalde insanlar çalışıyordu. Yani sonuçta iyi kötü herkes evine bir ekmek götürebiliyordu ama şu an imkansız. La işsiz dolu bir tane. Benim oğlum neredeyse çocuk bunalıma girdi inan ki.
Öyle bir şey yani. Kayseri batmış, her yer batmış zaten. Şükür devletimiz batırdı. Oğlunuz nerelere başvurdu? Vallahi başvurmadığı hiçbir yeri yok. Biz sizi ararız. Pandemi dolayısıyla alamıyor. O başka her yere başvurdu. Dün gene gitti. İş başvurusu yok iş. İş bulamıyor. Bulamıyor vallahi iş kızım. Öyle duruyor, oturuyor. O şey atıyor çocuk, bunalıma girdi ya. Battık yani. Türkiye olarak battık yani. Sadece Kayseri değil ha. Her yer battı. Rakamların artması çok normal. Bu rakamlar daha da artacak gibi duruyor. Kendimize göre iş bulamıyoruz maalesef. Ben şahsen tekstil mezunuyum, teknikerim. Fakat teknikerlik olarak iş bulamadım. Şartlar, standartlar çok yüksek. Teknikerlikten sonra turizm işleri yaptım. O da yolunda gitmedi. Türkiye'de turizmin halini de biliyorsunuz. Daha sonra muhasebe eğitimi aldım. Muhasebe departmanları biliyorsunuz fakülte mezunları çalıştırıyor. Orada da ara eleman olarak adlandırıldık. Orada da iş bulamadık. Şu an kendim direksiyon eğitmenliği yapıyorum. Zor bir iş, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama maalesef Türkiye'de işsizlik bitmez, bitmeyecek de. Peki işsizlik artıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Sebebi kesinlikle fabrika açılmak yerine üniversitelerin açılmasından kaynaklı. Yani iş yok ama meslek çok, iş yok ama okul çok, iş yok ama okuyan çok fazla. Okuyan gençlerimiz bugün çalıştığı meslek, yani okuduğu mesleklerde çalıştığı işleri maalesef bulamıyorlar. Ya da istediği standartlarda iş bulamıyorlar. Ya da istediği fiyatlara işler maalesef bulamıyorlar. Maaşlar az, iş çok. İş yükü fazla, para az.